15 kişinin bu kaza sonucunda hayatını kaybettiği, vefat ettiği bilgisi var elimizde. Şu anda da DEHA muhabiri Kadir Güneş telefon hattımızda. Kadir, elindeki bilgiler nedir? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk belirlemelere göre 15 vatandaş hayatını kaybetti bu arada kaza öğle saatlerinde. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun Şanlıurfa yönünde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmek sonucu kere yatağına devrilince olay yerine polis ekipleri ve ambulans ekipleri sevk edildi. O sırada İhlas Haber Ajansı'nda çalışan Muhammed Abdülkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver de olay yerinden geçtiği sırada kaza yerinde durdu ve yine o esnada 100 metre geriden gelen bir yolcu otobüsü devrildi ve kayarak kaza yerine daldı. Burada kaza sonucu 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 22 vatandaşın da yaralandığını ifade edelim. Kaza yerinde şu anda çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz çalışmaları yapılıyor bir yandan linç yardımıyla. Diğer yandan da Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Şanlıurfa yönü trafiğe kapatılmış durumda. Diğer bütün gibi 22 vatandaş hayatını, 15 vatandaş düzeltelim, 15 vatandaş hayatını kaybetti, 22 vatandaş da yaralandı. Burada ekiplerin çalışmasının devam ettiğini ifade edelim ve sözü yerine size bırakalım. Peki Kadir, şimdi tabii bilgilerde sınırlı biliyorum ama şimdi aktarırken de, bilgileri aktarırken de gerçekten de itfaiye personeli var hayatını kaybedenler arasında. Sağlık personeli var, gazeteci var. Yani kaza yerini bize anlatır mısın? Bu kaza tam olarak nasıl gerçekleşmiş? Çok fazla farklı meslek grubundan da kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Yani nasıl bir alandan bahsediyoruz? Neden olduğuna dair elindeki bilgiler nedir? Kaza yeri şu şekilde. Burası Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Şanlıurfa yönü. İfade ettiğimiz gibi bir otomobil devrildi. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber veriyor. İtfaiye sağlık ekipleri kaza yapan ilk otomobile müdahale ettiği sırada, o sırada İhlas Haber Ajansı'na bağlı muhabir arkadaşlar da olay yerinden geçerken kazayı görüp duruyorlar. Araçlarını sağa park edip duruyorlar. 100 metre geriden gelen bir yolcu otobüsü devrilip kayarak kaza yerine tabiri caizse dalıyor. Ve burada adeta bir can pazarı yaşandığını ifade edelim. Şu anda da ifade ettiğimiz gibi otoyol trafiğe kapatılmış durumda ve çok sayıda ekip bir yandan çalışmalarını sürdürüyorlar diyelim ve 15 vatandaşın da hayatını kaybettiği ifade edelim. Sözü size bırakıyorum.